Merhaba millet, bu videoda sizlere kendi tasarladığım bir pot imbiği nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Pot imbik resimde gördüğünüz gibi yüzyıllardır geleneksel olarak kullanılan ve tamamen bakırdan üretilen bir imbik tipidir. Günümüzde de hala pek çok üretici üretimlerini bu bakır imbiklerde yapmaktadır. Peki evde kendi alkolünü üretenler, yani hobiciler ne yapmaktadır? Resimde gördüğünüz şeyi yapmaktadır. Burada basit bir düdüklü tencereye bakır bir boru takılmakta. Bu bakır boru bir su kovasının içerisinde kıvrım yaparak halezon şekilde döşenmektedir. Bu içerisinde bakır borunun dolandığı, soğuk suyun bulunduğu kovanın adı yoğunlaştırıcıdır. Gördüğünüz gibi yoğunlaştırıcı ve kazan olmak üzere iki ayrı parçadan oluşmakta bir pot imbik. Yine hobicilerin kullandığı bir başka yoğunlaştırıcı tipi de bu resimde gördüğünüz çubuk tipi yoğunlaştırıcı. Bu yoğunlaştırıcıyı daha az yer kapladığı, daha kompakt, daha şık olduğu için ben de kendi dizaynımda kullandım. Birazdan yapım aşamalarını göstereceğim kendi dizaynım olan pot imbiği de önden size göstermek istiyorum. Kazan olarak düdüklü tencere ve yoğunlaştırıcı içinde bakır borular kullandım. Bakır borularını gördüğünüz gibi üst tarafına kolaylıkla iki parçaya ayırabilmek için bir rekor yerleştirdim. Evet, bu kadar yeterli. Hikayeyi kısa keselim ve işe koyulalım. Öncelikle yapımda kullanacağımız temel alet edevatlar gelsin. Matkap, matkap uçları, pürmüz, lehim ve lehim pastası, törpü, bakır boru kesici, kalem ve zımparalar. Şimdi de gerekli malzemeleri bir görelim. 28 milim çaplı boru ve bunun tapaları, 14 milim çaplı borular ve bunların dirsek ve T'si, 10 milim çaplı borular, dirsekler, rekorlar ve bir takım bağlantı aparatlarıyla bir tane de analog termometre. Bir de bize ne lazımdı? Tabii ki bir kazan. Kazan olarak da bu düdüklü tencereyi kullanıyorum. Bu düdüklü tencerelerin kapağında bir düdük yer alır. Adı üzerinde düdüklü tencere. Bizim bu düdükle işimiz yok. Şu gördüğünüz yerden o düdüğü söktüm ve böyle bir delik elde ettik. Buraya pirinç malzemeden bir adaptör uydurmamız gerekiyor. Bazen çapını genişletmek gerekiyor. Bunun için de bu gördüğünüz küçük taşı matkap ucuna takarak genişletme yapıyorum. Ben de pirinç bağlantı elemanlarıyla, yani manşondur, nipeldir, redüksiyondur bir adaptör yaptım kendime. Ve bunu şu an yerine takıyorum gördüğünüz gibi. Bu aparatın üst bölümüne gördüğünüz gibi bir bakır boru lehimlenecek. Biraz da boru kesme aparatından bahsedelim. Bunun yerine normal bir metal testeresi de kullanılabilir ama bu işinizi çok kolaylaştıracaktır. Üzerinde bir basit ayar vidası bulunur. Bu ayar vidasını açarak borunun geçeceği yeri ayarlarsınız. Ve içerisinde bir bıçak vardır. Boru içerisine girdikten sonra vida sıkılır, boru sıkıştırılır. Boruyu sıkıştırdıktan sonra da döndürmeye başlarsınız. Burada boru gevşeyecektir. Daha sonra vida biraz daha sıkılır, boru tekrar döndürülür. Bu işlem boru tamamen kesilene kadar devam eder. Bütün boruları bu yöntemle tek tek kesiyorum ve lehim öncesinde ne var ne yok görmek için masaya tek tek seriyorum. Bu şekilde projenin planını da görmüş olacaksınız. Malzemeleri masaya sermişken ölçüleri de verelim. Dikkat ettiyseniz burada termometrenin önündeki T'den sonraki bağlantıların ölçülerini vermedim. Çünkü burada benim elimdeki termometreye göre farklı ölçüler kullandım. Bu T'nin ucuna nasıl bir termometre takacağınız tamamen
size kalmış. Sizin kendi özgün projenize göre buraya farklı borular ve aparatlar kullanabilirsiniz. Üstteki 29 santimlik boruyu da ben bir rekor yerleştirerek iki parçaya ayırmayı tercih ettim. Böylece bütün aparatı saklaması daha kolay olacak. Yoğunlaştırıcımız 28 mm çaplı bir dış ceket ve içinden geçen 14 mm'li bir borudan oluşuyor. 28 mm çaplı borunun tapalarını deliyoruz. Bu deliklerden de 14 mm çaplı boru geçecek. Çaplı borunun içerisinden de alkol buharı geçecek ve bu soğutucu ceket içerisinden geçerken de alkol yoğunlaşacak. Peki bu soğutucu ceket nasıl soğutucu bir ceket olacak? İçine bir yerden su girmesi ve su çıkması lazım. Bu su giriş ve çıkışları için 10 milimlik dirsekleri kullanıyorum. Bu dirsekleri sonra kaynatmak üzere iki tane delik deliyorum. Tüm parçalar kesilip, delinip ve de törpülendiğine göre artık lehim işlemine geçebiliriz. Lehime başlamadan önce yapılması gereken iki önemli hazırlık var. Bunlardan birisi zımpara. Zımpara yapılıp lehimlenecek olan yüzeyler, birbirine temas edecek yüzeyler mutlaka güzelce zımparalanmalı. Bu yüzey tutuşunu arttırıyor. Bir diğeri de lehim yapılacak yüzeylere lehim pastası sürülmesi. Birleştirilecek olan her iki parçaya da mutlaka lehim pastasını sürüyoruz. Bu hazırlıklar da tamam olduğuna göre lehim işlemine geçebiliriz. Lehimde önemli olan nokta lehimlenecek parçaların eşit bir şekilde ısıtılması. Ve burada bizim eriteceğimiz parça lehimin kendisi değil, lehim yapılacak yüzeyleri güzelce ısıtıyoruz ve ardından lehim telini bu yüzeylere değdirerek dolgu yapıyoruz. Burada lehim telleri farklı sıcaklıklarda eriyebiliyorlar. Genelde telin eriyebileceği sıcaklığı gözle de anlayabiliyorsunuz. Isı tutulan bakır boruda bazı renk dalgalanmaları başlıyor ve burada yavaş yavaş lehim telini dokundurarak eriyip erimediğine bakabilirsiniz ve bir süre sonra lehimin hangi sıcaklıkta, ne noktada erimeye başladığını anlayabilirsiniz. Lehim teliyle ilgili pek çok yerde yaptığım hatırlatmalardan birini daha yapayım. Burada kullanacağımız lehim telinin kurşun içermemesi gerekiyor. Ben %97 kalay, %3 bakır karışımlı bir lehim teli tercih ediyorum.
Evet, lehim işlemi bitti. Son temizliğimizi ve parlatmamızı yapalım. Şimdi de tüm parçalar bir araya gelsin ve imbik ortaya çıksın. Dikkatinizi çektiği gibi bu musluk planlarda bulunmuyor. Daha önce yaptığım imbikler için bunu üretmiştim. Burada da kullanıyorum. 10 mm'lik boruyla siz de bir tane dizayn edebilirsiniz. Yoğunlaştırıcı altındaki soğuk su girişi hortumunu ve üstündeki su çıkışı hortumunu takarak sistemi tamamlayalım. Pot imbiğim kullanıma hazır. Son hatırlatmaları da yapalım. İlk kullanımdan önce mutlaka sirkeli suyla bir damıtım yapın ve sisteminizin temizliğini sağlayın. Ardından yapacağınız ilk damıtımda da mutlaka temiz bir alkol alana kadar damıtım işlemine devam edin ve bu malzemeyi kullanmadan atın. Yeni üretimler ve projelerde görüşmek üzere.